Arkadaşlar merhaba, Kap Haberleri videosuna hoş geldiniz. Bugün toplam 23 tane devre kesici devreye girdi. BIST 100 günü 5092.88 puandan %0.83 ekside kapattı. Değişim puan olarak 42.68 puan olarak gerçekleşti. BIST 100 hacmi de 48.8 milyar TL idi. En fazla değer kazanan sektör BIST Spor %1.47 değer kazanırken en fazla değer kaybeden sektör BIST Ulaştırma %1.90 değer kaybettirdi. BIST 100'ün dolar bazlı değeri 263 dolar 02 sent. Arkadaşlar 2023 yılının ilk çeyreğine ait bilanço Karsan'dan geldi. Karsan 2023 3 ayında 36.657 milyon TL net kar üretmiş. Hemen geçelim. Dün akşamleyin MMCAS yani MMC Sanayi Ticaret AŞ'nin bilançosu geldi. Gördüğünüz gibi kötü bir bilanço geldi. Kötü bilanço gelmesine rağmen burada günü borsa düştüğü halde %3.28 artıda kapattı. Gün içerisinde borsa yeşilken ben baktığımda %6-7 de artıdaydı. Bunu niye gösteriyorum arkadaşlar? Şunu söyleyeyim size. Sizin elinizde de çok güzel şirketlerin hisseleri olabilir fakat fiyatları çok kötü yerde olabilir. Ya da tam tersi çok kötü hisseler çok iyi yerlerde olabilir. Borsada mantık aramayın. Onu size söyleyeyim. Çünkü borsada oynayan çok olduğu için daha doğrusu büyük balinalar yani oynayan derken biz yatırımcıyız bizden bahsetmiyorum ama sonuçta bu borsayı kumar olarak kullanan trade eden insanlar büyük balinalar şirketler fonlar vesaire vesaire olduğu için de mantık aramayın arkadaşlar. Bakın bu kötü bilançoya artıda kapatan borsayı kırmızıyken yeşil kapatan bir şirketten bahsediyoruz. Bu örnek olsun diye buraya koydum. Evet. Dün akşam SPK bülteninden iki tane halka arz gelmişti. Bunlardan bir tanesi de gördüğünüz gibi Grain Türk Tarım Anonim Şirketi. Info Yatırım Menkul Değerler burada konsorsiyum lideri olacak. Halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek. Talep toplama tarihleri açıklandı. 17 lira 60 kuruş sabit fiyattan ayın 18'i 19 yani 18-19 Nisan 2023 tarihlerinde talep toplamaya başlayacak. Başka yerde bulamayacağınız bir bilgi aramayın. Baştan söyleyeyim ben de size. Arkadaşlar bu halka arz kısmından yapılmayacak. Yani tarihler geldiği zaman halka arz kısmına bakıp da hisseyi aramayın. Orada bulamayacaksınız. Bu halka arz normal hisse alır gibi. Hisse alış kısmından GRTRK diye yazdığınız zaman çıkacak. Yani halka arz bölümünde olmayacak. Şimdiden söylemiş olayım size. Evet, dün akşam SPK bülteninden Kontrolmatik hissesine 1 milyon TL ceza çıkmıştı. Kontrolmatik'te Teknoloji, Enerji ve Mühendislik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan tarafından 11. ayın 19'u 2022 tarihinde sosyal medya aracılığıyla yapılan değerlendirmeler hakkında herhangi bir özel durum açıklaması yapılmaması nedeniyle diyor. Hemen onu ben buldum. Size şuraya açayım. Bakın ayın 19'unda 19 Kasım 2022'de tarihi aşağıda. Altını çizmek istiyorum ki demiş Sayın Sami Aslanhan, yatırımlarımızın hiçbirinin cirosu veya karlılığı henüz bilançolarımıza yansımadı. Türkiye'de şimdiye kadar hayal ve cesaret edilemeyen projeleri elimizdeki kıt kanaat imkanlarıyla yapıyoruz. Yatırımlar tamamlanınca FK, PD, EV, VB rasyolarını tartışırız demiş. Arkadaşlar katıldığım ve katılmadığım yönler var. Ben burada nötr olmak zorundayım. Çünkü katılıyorum. Şundan katılıyorum. Evet gerçekten kıt kanaat imkanlarla bu Türkiye'de kimsenin yapamadığı projeleri yapıyor. Burada sonuna kadar haklı Sami Bey. Katılmıyorum. Arkadaşlar burada direkt işte yatırımlarımızın cirosu veya karlılığı bilançoya yansımadı demeniz. Evet yansımadı. Sonuçta yatırımlarınız devam ediyor. Bilançolarınıza yansımasını da zaten bekleyemezsiniz. Yatırımlarınız bitecek. Hala açılacak fabrika var. Amerika'da kurulacak inşası devam eden fabrika var. Eğer kıt kanaat imkanlarla bunları başarıyoruz deyip ağlayacağınıza Sami Bey siz de kalkıp
bedelli sermaye artışı yaparsanız eminim ki SPK'da onaylayacaktır. Bizler de yatırımcınız olarak sizlere destek olacağız. Hem siz kazanacaksınız hem biz kazanacağız. Ne olur bence daha mantıklı bir şey olur diye düşünüyorum. Aksi takdirde bu şekilde yatırım aracı kurum gibi tavsiye verirseniz tabii ki bunların devamı gelir ki Sami Bey aynı zamanda Emkel'de hisse aldı, sattı, kendi sattığından daha fazlasını kontrolmatik aldı vesaire borsacı patronları sevmiyoruz. Siz de böyle olmazsınız inşallah. Evet, Karsan özel durum açıklaması kapattı. Neydi bu dersiniz? Arkadaşlar Karsan şöyle açıklayayım ben size. Elimde almış olduğum benim şeyler var, notlar var. Oradan da okuyayım. Karsan Japonya'da Altekko Limited şirketiyle Karsan'ın e-Jest araçlarının satışı için distribütörlük ve servis sözleşmesi imzalamış. Yaklaşık 25 milyon euro satış hedefiyle 2023 yılının ikinci yarısı ile 2026 yılının ikinci yarısı arasındaki 3 yıllık süreyi kapsayan distribütörlük sözleşmesi. Bu 3 yılın sonunda aynı şartlarda uzatmayı düşünüyorlarmış. Hemen geçelim. Arsan Tekstil özel durum açıklaması yaptı. Arkadaşlar Arsan Tekstil de biliyorsunuz depremden çok etkilenmişti. Hatta hasar gördü. Bayağı bir hasar aldı. Sigorta şirketinden henüz bir dönüş yapılmamış. O da bizimle bunu paylaşıyor. Evet, Brisa Bridgestone Samancı Lastik özel durum açıklaması yaptı. Brisa'da Aksaray fabrikasını genişletme için yatırım yapmaya karar vermişti. Bunun için de 934 milyon TL yatırım teşvik belgesi almış. 934 milyon 558 bin 927 TL. Bu da 3 yıllık yatırım teşvik belgesiymiş. Buradan da arkadaşlar sigorta primi işveren hissesine desteği 7 yıl olacakmış. Vergi indirim oranı %80'miş, yatırıma katkı oranı %40 olarak gerçekleşmiş. Yani bu yatırımın %40'ını vergi indiriminde devlet desteğiyle karşılanacak. KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteği olarak gerçekleşecekmiş. Evet, Sun Tekstil Sanayi Ticaret AŞ, o da çok uzun bir kapatmış. Onu da ben kısaltılmış bir şekilde size anlatayım. Kapasite artışı için Torbalı'ya fabrika kuracakmış arkadaşlar. Okumak istiyorsanız zaten hem kapta var hem de bu videoyu durdurarak okuyup daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ha, isteyen olursa ayrıyeten ben bunu size okurum. Karsu Tekstil kar payı dağıtım kapattı. Karsu Tekstil temettü ödemeyeceğini bildirdi. Lider Turizm kar payı dağıtım kapattı. O da 2 taksitte toplamda 40 kuruş. Kesinleşmiş tarihlerde 5. ayın 11'i, 7. ayın 12'si olmak üzere 2 seferde 20 kuruş 20 kuruş toplamda 40 kuruş nakit temettü ödeyecek. Arkadaşlar yurt dışında bazı şirketler senede 12 ay temettü, daha doğrusu 1 yıllık temettüsünü 12'ye bölüp her ay temettü veren şirketler de var. Bu da bir bilgi olsun. Evet, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı özel durum açıklaması yaptı. Arkadaşlar bunun da kapı bayağı uzun. Bunu da okuyup zamanınızı çalmayayım. İspanya'da 775 bin euroya 2 tane arsa almış. Zaten detayları da burada yazıyor. Ulusal Faktöring maddi duran varlık satımı kapattı. Hemen bakalım. Bu da yine çok uzun. Bugün artık hafta sonuna gireceğiz arkadaşlar. Hafta sonu kısa, fazla şeyinizi, zamanınızı çalmadan sizin de kendinize ayıracağınız zamanınız olsun. Evet, İstanbul, şöyle tekrar bakalım. Evet, Ulufa aldığım not, çünkü ben bu şeylerin kapların notunu da alıyorum arkadaşlar. İstanbul Merkez Ofisi'ne 25 milyon TL'ye sat geri kirala yöntemiyle satmış arkadaşlar. Yani satıp kiralamış. Bunu da niye anlattım? Bakın
Yönetim Kurulu orta ve uzun vadeli TL finansman ihtiyacının karşılanması ile likit söyleyemedim, kusura bakmayın. Likiditenin artırılması amacıyla sahibi olduğu İstanbul ili Sarıyer ilçesi, işte şuradaki arsada bulunan 7130 metrekare yüz ölçümde arsayı satıp geriden kiralamış. Daha sonra tekrar geri alacakmış. Bu da şirketler için finansallarını karşılayabilmek açısından bir alternatif diye anlattım. Evet, Panorama Gayrimenkul Pankyo kar payı dağıtım kapattı. Açıklama yapmışlar, düzeltme yapmışlar daha doğrusu. 31 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna verilen yetki uyarınca, yönetim kurulumuz 4. ayın 14'ü 2023 tarihinde toplantısında temettünün birinci taksitinin 4. ayın 17'si 2023 tarihinde ve 30.589.200 TL tutarında ödenmesine, ikinci ve üçüncü taksit ödeme tutar tarihlerinin daha sonra belirlenerek kamuoyuna duyurulmasına karar verildi demişler. Burada da açıklamışlar. Her biri 35 kuruş olmak üzere 1 lira 5 kuruş nakit temettü ödeme kararı, birinci taksiti tarih belirlenmiş, 4. ayın 17'sinde 35 kuruş ödenecek. Diğer iki taksitler planlanan, teklif edilen tarih 9. ayın 20'si ve 12. ayın 21'i ama kesinleşmiş tarih değil. Evet, Silver Line Endüstri kar payı dağıtım kapattı. O da genel kurul 2022 yılı genel kurul toplantı sonucu alınan kararlar doğrultusunda temettü ödemeyecekmiş. Edip Gayrimenkul kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim atmış. O da temettü ödemeyecekmiş. Royal Halı İplik Tekstil Mobilya özel durum açıklaması kapattı. Şirketimizin Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Halı BCF Halı Tipi İpliği Üretimi Fabrikası'ndaki mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Fon Kurulu'nun 4. ayın 13 2023 tarihli kararına istinaden ihaleye çıkılmıştır. İhaleye son teklif verme tarihi 5. ayın 23'ü 2023 saat 16'ya kadar olup, ihale 5. ayın 24'ü 2023 tarihinde 11'de Fonun Büyükdere Caddesi Esentepe İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacakmış. Şimdi bu nedir derseniz, hemen haberini de getireyim. Royal Halı 3. kez satışa çıkarılmış. Gaziantep'te 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde 470 personelle faaliyetlerini sürdüren Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 773 milyon TL artı KDV muhammel bedelle satışa çıkarılmış. Zaten bu da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2016 yılından bu yana kayyum olarak görev yapıyormuş burada. Evet, Borsa İstanbul hak kullanım kapı attı. Ayın 17'sinde, 4. ayın 17'si yani pazartesi günü Alarko Carrier 7 lira 49 kuruş, Çelebi 38 lira 16 kuruş ve Panorama GMYO'da 35 kuruş temettü ödeyecek. Elinde olan arkadaşlara hayırlı olsun. Tursk Türkiye Sigorta özel durum açıklaması kapattı. Şirketimizin bağımsız denetiminden geçmemiş 2023 Mart sonu toplam brüt üretimi 12 milyar 175 milyon TL'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %115 oranında artışla gerçekleşmiştir. İşte tablo olarak vermişler, isteyenler indirsin diye. Arkadaşlar bakın, 3 aylık dönemde geçen senenin aynı dönemine göre %115 artış yaşanmış. Deprem olduktan sonra bu sigorta şirketlerinin fiyatları bayağı düşmüştü. O zaman da size telkin etmiştim. Arkadaşlar, sigorta şirketleri yapmış olduğu sigortaların poliçelerini kendileri genelde ellerinde tutmazlar. Reasürans şirketlerine bunları satarlar. Dolayısıyla ödemeleri de büyük bir kısmını reasürans şirketleri yapar. Deprem veya bu gibi şeylerden sigorta şirketlerinde korkup satmak da mantıklı değildir. Evet, PSGYO Pasifik Gayrimenkul özel durum açıklaması yaptı. Şirketimiz projelerinden İstanbul Beşiktaş Ortaköy arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı,
Next Levent İstanbul projesinde Emlak Konut GYO ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 1 milyar 457 milyon 500 bin TL olan arsa satış karşılığı şirket yüklenici payı toplam geliri 3 milyar 623 milyon 870 bin 437 TL'ye yükseltildi demişler. Reysas sermaye artırım kapı attı. Daha önce arkadaşlar %140 oranında bedelli sermaye artışı kararı vardı Reysas'ın. Buradaki %140 olan bedelli sermaye artışını %100'e indirdiler. Rüçhan hakkı 1 TL. RAL Yatırım Holding özel durum açıklaması kapattı. Şirketimiz bağlı ortaklarından RAL Yapı Mühendislik AŞ'nin %51 hissesine sahip olduğu MC Müteahhitlik Yapı İnşaat Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları İdaresi tarafından ihalesi düzenlenen ortak girişim olarak ihalesine girilen Malatya'lı 3. etap kırsalı 500 konut deprem konut yapım işi ortak girişim muhtesinde kalmış olan %25 hissesine sahip olduğumuz Mustafa Ekşi İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi MC Müteahhitlik Yapı İnşaat ortaklığı ihale makamı arasında 1 milyar 579 milyon TL bedelli sözleşme 4. ayın 14'ü 2023 yani bugün tarihinde imzalandı demişler. Evet, Klimasan kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim atmış. Arkadaşlar Klimasan'da 100 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanını 350 milyon TL çıkarmaya karar vermiş. Alfa Solar Enerji yeni iş ilişkisi kapağı attı. Şirketimiz ile Ankara merkezli Konelsis Kontrol Elektrik Sistem Otomasyon Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ Arjantin ismi olmuş tekrar. Arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak 11 milyon dolar bedel tutarında sipariş alınmış olup söz konusu siparişe ait avans ödemeleri alınmıştır. Güzel bir iş. 11 milyon dolar güzel bir arkadaşlar yani tek kalemde. Evet, Tapti Oksijen kar payı dağıtım kapağı attı. Hemen bakalım. Tapti Oksijen de 2022 yılına ilişkin yönetim kurulunda toplanmışlar. Toplam 25 kuruş nakit temettü ödeme kararı almışlar. Teklif edilen hak kullanım tarihi 6. ayın 19'u, hesaplara geçiş tarihi 6. ayın 26'sı. Tabii ki bunun da olağanüstü genel kurulda onaylanması lazım ama genelde onaylanır. Kızılbük Gayrimenkul pay alım satım bildirimi attı. Şirket ortaklarımızdan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi sahip olduğu 14 milyon 900 bin TL nominal bedelli payı yani 14 milyon 900 bin adet hisseyi pay başına 18 lira 75 TL bedel karşılığında borsa dışında satmıştır demişler. Ucuz vermişler, bizi de verseydiler biz de bu fiyattan alırdık. Tabi toptan verdiği için fiyat biraz daha değişiyor. Arkadaşlar %70.17 olan şirketteki hisse oranı %65.2'ye düşmüş. Matrix Bilgi Dağıtım Hizmetleri kar payı dağıtım kapağı attı. Arkadaşlar Matrix'te hisse başına 33 kuruş nakit temettü ödeme kararı aldı. Teklif edilen hak kullanım tarihi 9. ayın 29'u 2023. Ödenme tarihi de 10. ayın 3'ü demişler. Arkadaşlar bu 33 kuruşun yanında %50 de bedelsiz sermaye artışı kararı geldi. Yani hem 33 kuruş nakit temettü hem de %50 bedelsiz sermaye artışı kararı var. Pamel özel durum açıklaması kapattı. Şirketimizin sahip olduğu 2 adet HES ile 4 adet GES olmak üzere toplam 6 adet yenilenebilir enerji santralleri arasında yer alan Adıyaman Şifrin HES santralimizde 2. ayın 6'sı 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin etkilerini tespite yönelik ilgili sigorta şirketleri yetkilileriyle birlikte yapılan detaylı incelemeler sonucunda
Santralin hidromekanik unsurlar ile yükleme havuzlarının bağlantı kısmında ve diğer bazı bölümlerde hasarlar oluştuğu tespit edilmiş ve sigorta poliçemiz kapsamında tazmin edilmek üzere onarım çalışmaları devam etmektedir demişler. Evet, bir tedbir kararı var. Viking kağıt hissesine 4. ayın 17'sinden 5. ayın 16'sını işlem sonuna kadar tek fiyattan işlem görmeye başlayacakmış. Aynı zamanda açığa satış, kredili işlem ve brüt takas ve emir paketi tedbirleri de uygulanacakmış. Elit Natural kar payı dağıtım kapağı attı. Genel kurul onayına sunulmak üzere arkadaşlar 41 kuruş nakit temettü ödeme kararı aldılar. Tabii ki olağanüstü genel kurulda görüşecek. Arkadaşlar hem bedelsiz verdi hem de 41 kuruş nakit vermesi bu şirketin, zaten ben de ortağıyım. Ben beğeniyorum. Yaptığı iş de fena değil. Bakalım tabii ilerleyen zamanda neler gösterecek. Kuyas özel durum açıklaması kapattı. İştirakimiz olan KGY Yönetim İnşaat AŞ firmamız elektrikli araç şarj istasyonu ağına ve işletmeci lisansına sahip yurt içi yerleşik Green Şarj İstasyonları Kurulum AŞ firmasının %70 hissesini satın almıştır. Green Şarj firmasına ait sözleşmelere ait lokasyonlar artırılarak yeni şarj istasyonları kurulacak olup süreçlerde kamuoyu bilgilendirilecektir demişler. Arkadaşlar Kuyas demek ki Kuyas elektrikli araç şarj istasyonu işine giriyor. Zaten trend olan sektörlere bütün şirketler girmek ister. Evet, Fonet kar payı dağıtım kapağı attı. Arkadaşlar Fonet de temettü ödemeyecekmiş. En son da makine takım endüstrisi MAKTK kar payı dağıtım kapağı attı. O da temettü ödemeyeceğini bizlere bildirmişler. Arkadaşlar bu saatten sonra gelecek olan kapları veya piyasayla ilgili bilgileri hafta sonu yaparım. Muhtemelen hafta sonu iki tane halka arz var. Onların en azından bir tanesinin videosunu yapmayı düşünüyorum. Bu halka arz videolarında 200-300 sayfa onaylanmış izahatname var. Onları okuyoruz. Onlar bayağı kafa şişiriyor. Ama tabii ki çok şükür şimdiye kadar halka arzlarda yaptığımız videolarda çok gerek dağıtılacak pay açısından, gerek şirket durumları açısından şimdiye kadar çok az yanıldık, yanılmadık gibi bir şey. İnşallah bundan sonra da yanılmayız. Güzel şirketleri hep beraber bulup hep beraber kazanırız. Hep beraber ekonomimize katkı yaparız. Arkadaşlar hepinize şimdiden çalışmayan arkadaşlara iyi hafta sonları, çalışanlara da Allah kolaylık versin diyorum. Görüşürüz.